Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Onur Erdi, bir Medyagama programıyla tekrar karşınızdayız. Yanımda çok güzel hanım hanımcık bir hanımefendi var ama hiç de öyle değil. Yani şimdi programı başlatacağız. Evet, sizi tanıyalım. Sonra biraz üzülebilir. Şimdiden altın almaya başlayayım ben. Ben sosyal medya ile ilgileniyorum. İsmim Gizem. İsmim Gizem mi? Gizem Nur Kırmacı. TikTok ve Instagram platformunda varım. Sosyal medyaya 2019'da başladım. Ben konuşmayı unuttum şu Olsun, an. Konuşma, bir şey olmaz hiç. Evet, bu videoyu daha farklı çekeceğiz. Şimdi hani soruyla ilerleyelim. Evet. Soruyla ilerleyelim. Evet, kamera önünde böyle şeyler yaşıyoruz biz ne yazık ki. Ama bugün bunu yeneceğiz. Bence evet. Bugün bunu yenelim. Bence de yenelim. Değil mi? Evet. Bunu yenelim. Mesela kamera önünde normalde sen alışıksın. İçerik üretiyorsun, video çekiyorsun. Evet. Buradaki ambiyansla onun arasındaki ambiyansın farkı ne? Buradaki ambiyans onun arasındaki ambiyansın farkı kaliteli çekim diyelim. Yani sizin çekiminiz daha kaliteli. Hı hı. Biz birazcık daha eğlenceye vurarak, makara yaparak çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Evet, bizim çekimlerimiz çok uzun sürüyor. 15 saniyelik video bize 1 saate, 2 saate mal oluyor. Hı hı. Ama eğlenceye vurduğumuz için çok fazla kasmıyoruz kendimizi. Bir de kendini çekiyorsunuz. Profesyonel çekim olduğu için profesyonel çekimde bir tık daha kasıyoruz. Evet, bunu da çözmüş olduk. Peki tanıyalım, neler yapıyorsun? Günlük hayatında ne iş yapıyorsun? Ya da hayattaki amacın ne? Neden sosyal medya? Şöyle başlayayım o zaman. Ben 2016'da annemi kaybettim. Aa, başın sağ olsun. Teşekkür ederim. Profilde yazıyordu sanırım. Evet, yazıyor. Ben 2016'da annemi kaybettim. Annemi kaybettikten sonra kendime daha çok hırs ettim. Yani sosyal medyada büyüme açısından. Çünkü benim annem çok istiyordu. Benim bir yerlere gelmemi çok istiyordu. Ben de hırs ettim. Ama 2016'dan sonra başlayamadım. 2020'nin Aralık ayında başladım. Ondan sonra bir hastalığım çıktı. Bir tedavi gördüm. Göğüs hastalığım oldu. Daha sonrasında tekrardan sosyal medyayı bıraktım. 2022 tekrardan Kasım 19 gibi tekrardan sosyal medyaya döndüm. Çok güzel bir kitle elde ettim. Yani iki video sayesinde patladım ben. Daha sonrasında Diyarbakır'a gittim. Diyarbakır'da yaşamaya karar verdim. Ocağın 30'unda Diyarbakır'a gittim. 6 Şubat'ta depreme yakalandım Diyarbakır'da. Aha, başınız sağ olsun. Depremde Diyarbakır'da yaşadığım olaylar, o acı dolu olaylar beni çok fazla etkiledi. Sosyal medyadaki kitlem bana benim yanımda olduğunu gösterdikleri için daha çok sosyal medyaya önem göstermeye başladım. Hani sevgileri olsun, ilgileri olsun, aramaları, sormaları olsun beni mutlu etti. Annemden sonra dediğim gibi bir kol kanat, bir sevgi bekliyordum. Bunu da sosyal medyadaki kitlem verdi bana. Devam ettim. Hastalık sebebiyle tekrar bir kısa bir ara vermiştim. Şimdi çok güzel bir şekilde döndüm sosyal medyaya. Güzel bir projem daha var. Sinema film çekimim var. Aa, ne zaman? Çok güzel bir şekilde bu ayın sonunda. İsmini söyleyebiliyor muyuz? İsmini söyleyemiyorum ama çok kaliteli ve çok bilindik bir çekim. Başrollerde kimler var? İyi isimler var mı? Çok iyi isimler var. Çok güzel bir proje geliyor. Yani kendimi daha güzel yerlere taşımak için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Olabildiğince diğer platformlara el atmaya başlıyorum. Hani her platformda daha yüksek, daha güzel, daha kaliteli çekimler yapmaya çalışıyorum. Film çekimi benim için çok güzel bir adım olacak. Ondan sonra daha sonrasında YouTube çekimlerine döneceğim filmden sonra. Hani tamam. Hedeflediğim kitleye eğer ki ulaşırsam daha güzel şeyler elde etmeye çalışıyorum. Şimdi ben şöyle o zaman gireyim. Çok güzel bir giriş yaptın. Teşekkür ederim. Daha önce yaşadığımız olayları da dile getirmen ve bunun içinde olman ve ondan sonra bu kadar azimli olup, hırslı olup kendini bir yerlere odaklaman inanılmaz bir şey. O zaman ben şöyle bir şeyde bulunayım. Şimdi bazı insanların potansiyelleri vardır. Bunu çok geç fark edebiliyorlar. Şimdi biz film de çekiyoruz. 2-3 tane film aldık. Üçüncüsü belli olmadığı için 2-3 tane diyorum. Yani bu mangal manava gidip bir şeyler almak gibi değil. Başlayacağız. Önümüzdeki aydan itibaren bizim de filmler başlayacak. Benim Beşiktaş filminde oynadığım sahneler var. How Can I Go to Taksim diye. Önümüzdeki ay satıldı film. O da yayınlanacak. Buradan da reklamını yapmış olalım. Şimdi senin inanılmaz bir potansiyelin var aslında.
Yani sen YouTube programında çok rahat yapabilirsin, oyunculukta çok rahat yapabilirsin, yüz mimiklerinde bunlara müsait. Ama ne yazık ki Türkiye'de çok farklı ilerlediği için bu sektör, senin çok çok dikkat etmen gerekiyor. Mesela arkadaşınla beraber geldin. Ben mesela arkadaşınla daha tam tanışamadım ama arkadaşının bu konuda çok iyi olduğuna eminim. Çünkü yani... benim hem çocukluk arkadaşım, hem kardeşim, hem de menajerim. Sosyal medya platformunda. Evet, fark ettim değil. Yani. Bir tek benim değil, kendi sahip olduğu işler de var, sanatçıları da var. Yani Fatih Bey gelecek, Fatih Bulut. Aynen. Benim menajerimin hani potansiyeli onun sayesinde yani birçok şey elde etmişimdir. Harika, çok iyi. Size iyi bir menajer gelirse diyormuşum. O da can acı. Menajeriniz olmasın ama iyi menajeriniz varsa kaçırmayın. Aslında. Evet, böyle de güzel bir şekilde anlatmış olduk. Peki, sen şimdi YouTube programlarını başlayacaksın. Filmden sonra artık başka bir hayat seni beklemiş olacak. Daha farklı kafalara girmek zorunda kalacaksın. Şimdi sen Diyarbakır'da olduğunu söyledin. İstanbul'a ne zaman geldin? Nasıl bu kafaya tam olarak girdin? Bunu çok merak ediyorum. Anlatıyorum. Diyarbakır'da Şubat ayında deprem yaşandı. Ben 1,5 ay orada kaldım. Mart'ın ortası gibi geldim buraya. Tamam. Orada ev bulamadık. Yani depremden sonra kiralar çok fazla derecede arttı. Biz spor salonlarında yattık, spor salonlarında kaldık. Yani yardım falan hiçbir şey yoktu. Olmayacaktı yani. Devamı gelmeyecekti. Depremde çok zor zamanlar geçirdik Diyarbakır'da. Benim ailem İstanbul'daydı. Benim ailem her defasında İstanbul'a geri dönmemi istedi. Ama ben de sonuçta oradaki insanları o şekilde bırakıp gelmemek için tasvip etmedim, gelmedim. 1,5 ay sonra ortalık sakinleştiği zaman oradan gelme kararı aldım. Çünkü kiraları olabildiğince fazla fazla kat kat sayısına çıkarttılar çünkü. Ben oraya gittiğimdeki miktarla daha sonrasında depremdeki olan miktar aynı değildi. Aynı olmadığı için insanlar çok zor zamanlar geçiriyordu. Ben de o seviyeye düşmemek için diyeyim size. Üstünü kapalı bir şekilde söylüyorum artık. O seviyeye düşmemek için İstanbul'a geri döndüm ailemin yanına. Şimdi ailemle kalıyorum. Ailem zaten sosyal medya platformu içinde arkamda duruyor her zaman. Her zaman arkamdalar. O yüzden daha başarılı yerlere gelmem için de elinden geleni yapıyorlar. Diyarbakır'dan döndükten sonra burada bir yer tutmayı planladım. Ailemin birkaç olayından dolayı tutamadım. Ama eğer ki şu adımı çok güzel bir şekilde atarsam, hani daha kaliteli çekimler için, daha kaliteli ortam için, hani elimden ne geliyorsa yapmaya başlayacağım yani. Ev olsun, ofis olsun, projeksiyon olsun, her şey. Baya baya gireceksin yani. Baya baya gireceğim. Arkadaşlar, siper alın, geliyorlar. Menajeriyle beraber geliyorlar. Menajerini tabii ki de merak edeceksiniz. Göstermeyeceğiz. Yani öyle bir şey yok. Profilden girer bakarsınız. Böyle deyince gidip bakıyorlar bu arada tabii. Göründüğünde şey, kahramanlık gidiyor ama gizli olunca kahramanlık kalmaya devam ediyor. Gizli hayran oluyorsun çünkü. Evet, gizli hayranlık güzeldir, iyidir. Can, hoş geldin. Merhaba. Naber, nasılsın? Daha iyi oldun mu? Senin yurt dışıydı ya telefonun, benim de kapandı. Ben açtırdım. Şey yapıyorlar, sim kartını ters çevirip bir tane. Ters mi çevirdiler? Evet. Ben ters çevirince yuvaya oturmuyor. Evet. Evet, öyle bir şey varmış. Var. Siz yurt dışı kullanıyor musunuz? Var mı yurt dışı Hayır, sizde? Hayır, biz Türk kullanmıyoruz. Ben de Türk'üm ama yurt dışı aldım. Evet. Çok evet. Bir farkı yok aslında. Yani bilerek konuyu değiştirdim böyle ambiyans değişsin diye. Güzel. Evet, çok güzel hedeflerin var. Çok güzel şeyler söylüyorsun. Çok güzel. Sosyal medya şimdi çok farklı bir platform ve sen bir kadınsın. Ve gerçekten kadın olarak çok güzel içerikler çekebilirsin. Ne yazık ki bizim ülkede kadınlarımız içerik konusunda çok fazla zorlanabiliyorlar. Çektiği her içerikte problemler yaşayabiliyorlar. Ne yazık ki diyorum o yüzden. Siz mesela nasıl bir içerik modeli çekerek gündem olmak istiyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Ben ilk başta Flash TV oyunculu adının altında olan videoları çekmeye başladım. TikTok'ta viral olan akım bunlar normalde. Ama daha sonrasında bu videoların benimle dalga geçmeleri olsun, altına çok çok kötü kötü yorumlar yazılmalar olsun, benim zoruma gitmeye başladı. Bunlar gelire dönüyor biliyorsun bu arada. Gelire dönüyor, evet. Menajer güldü, menajer biliyor çünkü. Gelire dönüyor, çok doğru. Ama işte insan bir yerde hırs yapıyor, güzel videolar çıkartıyor, 3 saat, 4 saat uğraşıyor, atıyor, bir saniyede
altına gelen yorumlar, hakaretler, dalga geçmeler, videoya gidip başka videolarla editlemeler, çirkin şeyler. Çok ama fazla. Çok önemli değil. Sadece üret. İlk Flash TV oyunculuğuyla başladım. Ama şimdi ağlama videolarımı tutmaya başladım. Duygusal. Duygusal içerikler. İlk anne videosuyla ağladım. Patladı. Anneden sonra daha çok şiir okuyaraktan devam etmeye başladım. Orijinal sesim olsun, normal sesler olsun. TikTok platformunda bulduğum bütün sesleri deniyorum. Şimdiki hedefim ağlayarak. Zaten kolay kolay ağlayabiliyorum. Evet, onu fark ettim. Dokunsak ağlayacağız gibi. Çok bakayım. Kolay ağlayabiliyorum. Ağlama zaten. Çok kolay ağlayabiliyorum. Şu an ağlama videolarıyla ilerliyorum. Yani tutuyor da, yani bir sıkıntı yaşamıyorum. Evet, zaten şimdi sorun. Siz duygusal videolar çekeceksiniz. Her şey çok güzel. Menajere üzülüyorum. Yani sürekli ağlayan ağlayacak, sürekli ağlayacak yani. Evet. Ne yapacaksınız? Yani teselli mi edeceksiniz? Ya da daha yağla falan. Daha yağla biraz daha. Sigaranın dumanı birazcık daha gözüne doğru tut. Aynen öyle. Ya da soğan kes. Menajer orada soğan kesecek. Siz ağlayacaksınız. Güzel. Aslında böyle video çekilebilir, biliyor musunuz? Mesela siz orada ağlayacaksınız. Aynen. Siz böyle ağlayacaksınız. Menajer orada soğan kesecek. Ben orada diyeceğim ki, merhaba, siz niye burada soğan kesiyorsunuz? Ben menajeriyim. Değil mi? Bence çok güzel bir içerik. Evet, bu içeriği çekeceğiz. Kamera arkası çok güzel. Aynen öyle. Şey. Kameradan böyle, kamera sizden uzakta, siz ağlıyorsunuz. Oradan da soğan kesiliyor. Soğandan dolayı ağlıyordum falan. Yani. Evet, böyle içerikler de güzel olur. Sigara sayesinde ağlıyorum. Sigara sayesinde mi? Vallahi sigara sayesinde. Gerçekten mi? Herkes gerçekten ağlıyorum sanıyor da. Evet, anne videolarında gerçekten ağlıyorum. Hı. Ama diğer videoların hepsini dumanı gözüme yaklaştırarak. Ya da limon. Şaka gibi. O şekilde ilerliyorum. Herkeste oluyor mu yoksa sadece sende mi var bu? Çünkü ben bunları ilk defa duydum. Sigara içip ya da şey. Yani herkeste oluyor ya. Yani normalde de o şeyi tükettiğin zaman da zaten gözüne dumanı geldiğinde ağlama. Hani bir gözyaşı akıyor ya. Hı-hı. Benden bir tane gözyaşı akması yeterli. Ben esniyerek ağlıyorum. Esniyerek ağlayan var mı içimizde? Ben esniyerek ağlıyorum. Ama benim gözümden bir damla yaş gelmesi bütün ağlamama sebep olur. Ağlamayı devam ettiririm. Artık başka müzik seni ağlatayım mı? Falan çalmasın. Hazır, ağlamak ister misin? Evet. Ağlamak istemiyorum. Niye? İlk programda böyle bir ağlama. Abi böyle bakınca da ben ağlarım, biliyor musun? Evet. Yani seni ağlatabilirsem program daha farklı olacak çünkü. Ağlamak. Evet, çok duygusal. Ağlamayacağım. Bence ağlayabilirsin. Bence ağlayacaksın. Evet. Bence. Ağlamayacağım. Hayır. Emin misin? Eminim. Bence ağlayacaksın. Bence ağlamayacağım. O yüzden sana bakmayacağım. Çünkü sana bakarsam ağlayacağım. Fark ettim. Niye? Ağlanacak halde miyim? Hayır. Evet, gözlerini doldurduğun için gözlerini doldurduğun için senin üzüldüğünü hissediyorum ve ağlamaya başlıyorum. Evet, çünkü ben de ağlıyorum. Ağlama. Seni ağlatmak için ağlıyorum şu an, bak. Gerçekten kötü oldum yani. Soğan mı kesiyorsunuz bir yerde? Ben ağlamıyorum şu an. Sen ağlıyorsun. Gözlerin doldu şu anda. Yo damlın. Ki programın başında ağlama programı yaptık şu an. Ağlıyor mu, ağlamıyor mu? Yarı gülüyoruz, yarı ağlıyoruz. Aynen. İçerikleri çok güzel bu arada. Baktım, içerikleri böyle çok tatlı. Oyunculuğun Flash TV muhabbetini çok fazla bilmiyorum. Çünkü ben o içeriklere bakmadım. Ama mimiklerini çok iyi kullanabiliyorsun. Evet. Flash TV oyunculuğumla zaten bir videom 8,5 milyon patladıktan sonra öyle devam ediyor. Ama güzel bir algı. Hem global, hem Flash TV, hem duygusal. Ne ararsanız var yani bende. Sevgili yönetmenim, Flash TV ile mi çalışsak? Nasıl? Bence çok iyi. Sunucusu sen olursun. Evet. Yani genelde ama Flash TV oyunculuğu evet tutuyor. Tutuyor. Çünkü, evet tutuyor gerçekten. Televizyondaki filmlerden, dizilerden örnek alıyorlar, kesit alıyorlar. Hemen onu dillendiriyorlar. Patlıyor, gidiyor. Evet. Yani. Bir de... Ne? Bir sahne yapalım. Aa, sen nerede? Hangi sahneyi yapalım? Yo, mesela yapalım. Buraya geliş hikayesini falan. Aa, sen ne zaman geldin? O nasıl bir sahne? Öyle değil. Daha güzel. Daha profesyonel. Daha profesyonel mi? Profesyonel olunca başka bir şey oluyor bu. Tamam. Flash TV oyunculuğunu biz mizahi olarak mı yapıyoruz? Mizahi olarak yapıyorum. Mesela nasıl söyleyeyim? Akasya Dura taksicisindeki neydi onun adı?
Çaycı vardı ya. Tamam yap. Hadi yap. Ali Kemal. Tamam hadi yap. Ali Kemal taksiyi alıyor. Alkollü kafayla arabayı kullanıyor. Hı-hı. Ondan sonra kaza yapıyor başka bir arabayla. Arabadan diğer insan iniyor. Ondan hı-hı sonra alkollü taklit yapıyor işte. Kadehi yere atıyor. Abi diyor bir tane daha vursana kadehi falan filan. O diyor kırdın helal olsun sana. Ay, ondan bayağı sonra bayağı çekiyor. Şimdi diyor trafik polisini bekleyelim. Ondan sonra o da diyor ki sen niye içmedin? Ben diyor trafik polisinin gelmesini bekleyeceğim. Çünkü adam alkol içiyor. Kendisi içmiyor. Uzuyor gidiyor. Ama bunun oyunculuğu çok çok farklı. Hani oynarken daha değişik bir duygu hissediyorsun. Şu an mesela yapamıyorsun çünkü karşında da repliği devam ettirecek kişiyi arıyorsun. Çünkü ettirdiği anda daha güzel bir şekilde oluyor. Mesela şuraya şöyle yapınca videoya koyuyorsunuz ya, koyabilirsin. Evet, şuraya bir yere koyalım. Işte, ya doğru yapar. Bir de şuraya koyalım. Yani çok güzel aslında. Dediğim gibi TV programından alınan videolarla kesitlerle yapılan bir şey. Ben bazen kendim mesela senaryo uyduruyordum ya da yaşadığım olayı direkt senaryoya döküyorduk. Hı hı. Mesela dilenci görüyorduk. Dilencinin yaşadığı olayı, işte ona para vermeyi, o paradan sonra o... Ha, sen ondan bahsediyorsun. Falan. Onun flash TV oyunculuğu kısmı. Evet. Böyle düz mantıkla. Aa sen bu parayı ne zaman aldın? Yok ben bugün aldım. Ha, ondan bahsediyorsun. Evet. Düz mantık. Düz mantık. Şimdi anladım. Ama güzel. Yani ama tutuyor yani. Tutar. Sosyal medyada çok güzel tutuyor. Dediğim gibi evet bazı insanlara göre makara gibi geliyor ama en güzel tutan içerik. Hem bu içerik tutuyor hem de Flash TV'nin kendi yaptığı yorumlar tutuyor. Siz de aramızda görmeyi çok isteriz. Değil mi? Öyle bir mevzu da var. Siz de aramızda görmeyi çok isteriz. Evet. Peki hiç teklif verdiler mi sana? Yani teklif dediğim normal bu tarz video çeken insanlar genellikle çok çağırıyor. Çünkü hı-hı mimiklerden dolayı çağıranlar oluyor. Ben mesela şöyle söyleyeyim. Diyarbakır'a bu tarz içerikleri çekmek için gittim. Çünkü burada da çekiyordum. Öyle çekiyorlar. Burada da çektiğim kişiler vardı. Ama ben Diyarbakır'a bu tarz içerikleri çekmek için birazcık daha değişik insanlar, değişik kitle hı-hı kazanmak için gittim. Ve o halktan da çok fazla destekçi kazandım. Çok fazla bir kitle kazandım. Hani Türkiye'nin yani İstanbul'da olması çok çok ayrıydı. Ama Diyarbakır'daki kitle de çok çok ayrıydı benim için. Çünkü orada İstanbul'da kazandığımın kat kat katını kazandım. Çok fazla açıldı orada önüm. Şive yapmaya başladım. Şive konuşmaya başladım. Şive yapmaya başlayınca işte insan dikkatini çekiyor. Diyor ki ya sen diyor Kastamonusun, Karadenizlisin ama diyor bu Kürt şivesi sana nereden geliyor? Her şeyi yapabiliyor musun böyle? Yap şive yap. Ama bak program oh be kendime hangi geldim. Şive? Program böyle yapılır işte. Hangi şive? Mesela Doğu şivesi yap. Doğu şivesi? Onu karşımda konuşman lazım ki ben sana. Tamam hadi konuşayım. Merhaba nasılsın? Merhaba nasılsın diye. Ha, dur. Merhaba ne yaptın? Nasıl gireceğim ben şimdi? Ne yapayım nasıl gireyim? Tamam sen benle orayla o şeyden konuş. Ben de normal konuşayım mesela. Mesela nasıl konuş? Merhaba İstanbul'a hoş geldin. Dur. Merhaba sen hoş gelmişsin İstanbul'a. Bu Urfa'ya kaçıyor. Evet. Ya Diyarbakırlılar çok güzel konuşuyorlar. Hani evet tam dillerini söyleyemesem de işte hele'yi kullanıyorlar, kero'yu kullanıyorlar. Evet kullanıyorlar. Tatlı güzel bir dil var. Çok tatlı bir dilleri aynen var. Aşırı öyle. Çok tatlı bir dilleri var. Ben çok fazla kullanıyorum. Diyorum kero hele. Yani ben arkadaş çevremde konuşurken de Kürtçe şivesini çok kullanıyorum. Ya da sesimi çok kalınlaştırarak kullanıyorum. Şey çok güzel değil mi? Her yörenin kendine ait bir yaşam tarzı, bir konuşma stili. Ya çok güzel, çok güzel şeyler çok bunlar. Var. Yani bir araya gelince böyle bir inanılmaz eğlenebiliyorsun mesela. Kürt şivesi, Laz şivesi hepsi çok ayrı ayrı şeyler. Ve gelmeye bir gaz bilgi yorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz programımıza. Bu kadar, ben bakarım. Evet, biz de şive yapacaktın. Şarkı söyleyebiliyor musun? Bence senin sesin güzel. Ben bundan şu an emin oldum. Çok güzel bir sesin var bence. Yani ben arkadaş çevremde söylüyorum ama. Evet bence bize bir şarkı söyleyebilirsin. Yok çekinirim utanırım. Hiç çekinmene gerek yok. Bak şu an gayet de rahatladın. Kendini daha rahat hissediyorsun. Telif yemeyeceğimiz. Bence söylemeli değil mi? Kesinlikle. Ama yok. Ama yok mu söyleyeceksin? Tam o da olur. O da olur. Yok öyle. Yani şu an söyleyemem. Söylersin. Derin nefes alıyoruz.
Fon müziğin falan. Veriyoruz. Evet. Şimdi. Fon müziğin falan. Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Bir tane normal şarkı söyleyebilirsin. Hangi şarkı söyleyeyim? İstediğine, kendine güvendiğin bir şarkıyla giriş yapabilirsin. Biz şu an hepimiz senden şarkı bekliyoruz. Bence çok güzel bir şarkı. Ama eğer ki kötü söylersem güneyim. Kötü söylemeyeceksin. Ve bunu paylaşmak. Tamam, hiç problem. Paylaşmayacağımı biliyorsunuz zaten. Kesinlikle paylaşmayacağım. Kesinlikle paylaşmayacağım. Sonra olursa muhtemelen kahkaha girelim. Aynen. Kesinlikle paylaşmayacağım. Barış abi şarkı söyleyecek. Detone olursam da paylaşmayacağım. Evet. Gülmek yok. Tamam, gülmek yok. Hadi tamam. Biz hazırız. Ben hazır değilim. Evet, biz hazırız şu an. Sevdana gönül verdim, düşürdü beni dinlere. Aşkına yürek verdim, savurdu beni ellere. Ne senle ne de sensiz, söz geçmiyor bu yüreğe. Yar beni, cano beni, sakla beni ellerine. Aho, aho! Bilerek söylettim. Tebrikler. Akşama kadar sana şarkı söyleyecek, o zaman bak. Ne olacak ya? Cezalı. Seni şu an yaktım o yüzden. Cezalı. Evet. Hemen eleştiriyorum şu an. Ben biraz acımasızım. Sesin çok güzel ama geçişlerde o geçişleri biraz daha farklı yapman lazım. Eğitimsiz olduğu çok belli ama ses tonunu söylemen çok güzel. Kesinlikle eğitim alırsan çok güzel şarkı söylersin. Ama içerik tamam. Çıksın diye bilerek söylettim. O zaman ben de senden istiyorum. Hayır, ben i̇çerik söyleyemem. Senin menajerin görsün de senin menajerine bela etmek için yaptım. Akşama kadar benim şarkı söyleyecek artık. Geçmiş yandım. Olsun. Bak oradan yandım. Yandım yani. Evet, programda son olarak ne söylemek istersin? Seni takip eden insanlar neden takip etmeliler? Neden senin içeriklerini izlemeliler? Bununla ilgili çok ufak bir şey daha söyleyebilirsin programı kapatmadan. Ben çok eğlendim bu arada. İlk girişteki eğlendim. Karşılaştığım kişiyle şu anki arasında fark var. Çünkü ilk girişte o şeyi falan yendin. Evet, bu da öyle yani bir şey. Bir ürettikçe. Heyecan, bir böyle stres. O hepsi geçti. Geçer. Hepsi geçti. Kendini daha rahat hissediyorsun. Evet. Çünkü hani muhabbet, sohbet ettikçe, konuştukça daha çok açılıyor insan. Aynen öyle. Evet, gelelim. Ben sosyal medya platformunda bundan sonraki hayatımı daha kaliteli, daha profesyonel bir şekilde devam etmek istiyorum. En iyi şeyler, en iyi yerler neresiyse herkesin bana sunmasını gerektiği zaman ben onu bile yaparım. Her şeyi yaparım. Ama bana sunumla gelin, bunu yap gizemleyin, şunu yap gizemleyin, ben yaparım. Her şeyi, herkes için her şeyi yaparım. Bir yerlere gelmeye çalışıyorum. Çok güzel bir kitlem var. Yani benim şu anki olan kitlem benim için çok özeller. Hepsi çok güzeller. Çünkü bana olan ilgileri, saygıları, ben yayın açtığımda, ağladığımda, güldüğümde her defasında o ufacık editleri bile beni çok mutlu ediyor hepsinin. O yüzden dediğim gibi bu sosyal medya hayatını daha kaliteli bir içerik üretmek, daha kaliteli bir şekilde ilerlemek için bütün bana sunulacak her şeye hazırım. Harika, süper. Her şeye hazırım. Yani bana atmanız yeterli. Biz hepsiyle tek tek ilgileniriz. Hepsine tek tek bakarız. Videosunu çekerim. Ağlamaklı olsun, duygusal olsun, Flash TV olsun, gülmeli olsun, eğlenmeli olsun. Elimden gelen her şeyi en kaliteli bir şekilde bu saatten sonra yapmak için zaten buradayız. Daha kaliteli şeyler gelecek. Daha güzel yerlere gideceğiz inşallah. Hadi bakalım. Her ağlama sahnesinde menajeriyle zaten anlaştık. Soğan kesecek. Evet. Sen soğan kestikçe kesecek. Çok daha rahat ağlayabilecek çünkü. Evet. Limon şeyinden artık vazgeç. Yani limon. Limon yakıyor zaten. Sigara ve limonla ağlayabiliyorsun. Sonra kızarıyor. Sigara ve limonla ağlayınca kızarıyormuş. O yüzden soğan sistemine geçtik. Artık soğanla ağlayacak. Soğanla ağlayacağız. Aynen. Sonra o soğanla bir yemek yapar. Evet. Bir programımızın daha sonuna geldik. Ayağına sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür sevgili ederim. Menajer Bey'e teşekkür ederiz. İyi ki de geldiniz. İyi bakın, mutlu kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.